İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın panoramasından sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yine değerli kardeşim Mine Özbek'le birlikte bu akşam Emek ve Özgürlük İttifakı partilerinden Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Baş. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Erkan Bey, siz bir işçi ailesinin çocuğusunuz. Almanya'da dünyaya geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Öyle başlayalım programa. Peki. Ben 1979 doğumluyum. Annem ve babam Almanya'nın Berlin kentinde çalışırlarken orada doğmuşum. İkisi de işçi. Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğuyum. 60'lı yıllarda 61-62'de Türkiye'ye gelmiş. Annemle babam işte birisi 2 yaşında birisi 5 yaşındayken Türkiye'ye gelmişler. Anne tarafım Yıldırım Mahallesi'nde, Boşnakların önemli yoğunluğu olan bir bölgedir. Baba tarafı Alibeyköy'dedir. Orada büyüdük. Vallahi bu, yani dedem, babaannem, annemin babası, anneannem, dayımlar, teyzemler, amcamlar, bildiğim herkes işçi. biz de onların belki de işte büyük bir emekle okutma imkanı yarattıkları ilk kuşağız. Yani bizim sülalede üniversite okuyanlar benim amcaoğluyla başlar. Yani o düzeyde başlar. Ondan önceki herkes işçidir. Bizimkiler işte yavaş yavaş okuma imkanları bulduk. Bir de tabii bizim açımızdan o yıllarda hani 80'li yıllarda işte çocuklar okusun, hayatlarını kurtarsınlar. Gerçekten o zamanlar okuyan insanlar hayatlarını görece kurtarabiliyorlardı. Doğru. Öyle bir umut kapısı vardı. Dolayısıyla öyle bir ilgiyle büyüdük. Babanızı genç yaşta kaybetmişsiniz, evet, babam galiba. 49 yaşında idi hayatını kaybettiğinde. Yani şunu söyleyeyim. Almanya'da mı? Almanya'da, Berlin'de henüz kesin dönüş yapamamıştı. Aslında Almanya'daki her Türk işçisinin hayali ülkeye bir an önce dönmektir. Hani gidersin, orada zorluklar çekersin, gurbetçilik yaparsın. İşte amaç nedir? İşte çocukları okutabilelim. Başımız sokacak bir evimiz olsun. Hani emekliliğimizi rahat yaşayalım diye. Benim babam da olmadı. Almanya'da vefat etti. Çok tabii, enteresan çok şey var yani. Çünkü çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Aslında şimdi buradan bakıldığında belki hala vardır. Hani Avrupa'da insanlar rahat yaşıyorlar diye düşünülüyor ama. Ağır koşul derken biraz açar mısınız? Ağır bir metal fabrikasında işçiydi bir kere. Hani resmi olarak orada çalışıyor. Ama bunun yanında mesela şeyi vefatından sonra öğrendim ben. Aynı zamanda hani bir an önce memlekete dönebilmek için işte o zaman bir ev yapmaya çalışıyorduk Alibeyköy'de. Tabii. Tabii ne olur, şimdi dedemlerin evinde oturuyoruz. Sonra aileler büyüyor. Yani çocuklar büyüyor, evleniyor, çocuklar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla birilerinin ayrılması gerekiyor. Yeni evler ihtiyaç haline geliyor. Biz ev yapıyorduk. O evi bitirebilmek için yoğun çalışıyor. Gündüz çalıştığı işten çıktıktan sonra bir de başka bir iş daha buldu. Yani orada da metal çalışıyor. Fabrikasındaki o ağır işin üstüne. Üstüne bir de inşaat işçiliği falan yaptığı dönemler var. Tabii bunlar hepsi aslında ne işte çoluğumuzun çocuğumuzun mutluluğu için çaba sarf ediyorlar. Ama insan bazen ömründen kaybettiğini fark edemiyor. Aslında bu sadece benim babama özgü bir şey değil. Yani Türkiye'deki milyonlarca anne baba aynı şeyi yaşıyor. Yani şimdi biz de anne baba olduktan sonra aynı duyguyu yaşamadık mı? Yani tabii, tabii. Bir an önce işte çocuklarımızın kesinlikle rahat edebileceği, huzurlu olabilecekleri, mutlu olabilecekleri, hani ne derler, ele güne muhtaç olmayacak bir biçimde yetiştirmek için kesinlikle çocuklarımızı çaba sarf ediyoruz. Tabii o önemli bir şey. Ben babam vefat etmeden önce de işçi sınıfı mücadelesine, sosyalizm mücadelesine ilgi duyuyordum. Nasıl yapılabilir, neler yapmak lazım? Yani bu eşitsizlikleri kökten ortadan kaldırmak, dünyadaki bu savaşları, bu barbarlığı kökten ortadan kaldırmak için kendi çapımda araştırmalar yapıyordum ve orada emeğin, emekçinin kıymetini aslında hem hayattan, babamdan, annemden, dedelerimden aldığım derslerle hem de biraz teorik olarak da kitaplardan öğrenmeye çabalıyordum ama hep şeyi söylerim. Yani o babamı erken yaşta ve bu biçimde kaybetmiş olmak benim hayatım açısından önemli bir şey oldu. Yani başka babalar aynı acıları yaşamasınlar, başka çocuklar aynı acıları yaşamasınlar diye defalarca düşünmüşümdür. O tabii siyasi hayatımı da önemli ölçüde etkileyen bir olaydır. Üniversitede bilim tarihi okudunuz yanılmıyorsam. Kısa bir veterinerlik deneyimim, tecrübem var ama tabii veterinerliğe başladım ben. Sonra veteriner fakültesinde haftada 38 saat ders vardı. Ve laboratuvar dersleri falan çok yoğun geçiyor. Şimdi hem o kadar çok
derse girmek hem de onun dışında işte kendini sosyal olarak, kültürel olarak, siyasal olarak geliştirebilmek çok mümkün gelmedi bana. Evet. Biraz daha kolay okuyabileceğim bir bölüm bakıyordum. Bilim tarihi de çok ilginç. Ben fen lisesi mezunuyum ama ya bir sosyal alanda okumak istiyorum. Dolayısıyla bilim tarihi aslında ikisinin buluştuğu bir nokta olarak hemen ilgimi çekti. Bir de İstanbul Üniversitesi'nde, Beyazıt'ta, Edebiyat Fakültesi'nde bir bölümde okumak o zaman benim için önemli bir hedefti. Veteriner Fakültesi'nden sonra hemen oraya geçtim. Bir ara akademisyenlik de yapmışsınız. Yapmaya çalıştım, yaptırmadılar. Neden bitti akademisyenlik hayatınız? Yani şöyle, şimdi öğrencilikten sonra zaten bizim o dönem böyle üniversitelerde bu bilim tarihi bölümünün kapandığı bir dönem mesela. Bilim tarihi bölümü ben mezun olurken kapandı. Dolayısıyla işte yüksek lisans, doktora falan imkanları daralmıştı. Sonra bir şans yakaladım. Ertesi sene sadece lisansüstü öğrenci almaya başladım mezuniyetten sonra. Ve gerçekten çok istiyordum ve tez konum da çok heyecan verici bir konuydu. Hala içimde uhdedir. Osmanlı'da Darwin düşüncesi. Yani evrim kuramı tartışmalarının Osmanlı'ya nasıl girdiğini inceleyen bir yüksek lisans tezi yazacaktım. Bence çok iyiydi. Yani hem Osmanlı aydınlanması açısından önemli bir şeydi. Hem işte Türkiye'de bilim tartışmaları, bilim toplum ilişkilerini incelemek açısından tercih ettiğim bir konuydu. Ama lanet olsun işte o yıllar, 2000'li yılların başı, bir özelleştirme furyası başladı hatırlarsınız. Yani her yer özelleştirilecek. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin de yemekhanesi hem çok güzeldir hem hani öğrencinin yemek yiyebileceği kadar ekonomik fiyatlı yemek çıkardı. İşçilerle de aramız çok iyiydi yani, yemekhane işçileriyle sağ olsunlar, hep bizi kollarlardı, korurlardı. İşte yemeğimizi getiriyorlar zaten. Neyse, o özelleştirme sürecinde işçileri işten çıkartacaklardı. Yani yemekhane satılacağı için bir şirkete, işçiler işten çıkacaktı. İşçi arkadaşlar direnişe geçtiler. Yani haklarını almak istediler. Eylemler yaptılar falan. Biz de o eylemlere destek verdik. Elimizden geldiğince katıldık. Sonra o eylemlerin neticesinde hiç unutmuyorum. Yani rektöre hakaret suçuyla ceza verildi bana. Ya şu hani hakaret dedikleri şey şu. İşçiler eylem sırasında ne yaparlar? O hedeflerine ulaşabilmek için rektörden talepte bulunurlar. Yani orayı yöneten kişiye talepte bulunurlar. Öyle çok basit bir gerekçeyle ceza verdikleri için yüksek lisansımı tamamlayamadım. Çünkü şöyle oldu. Ya, iki yıl uzaklaştırma, iki yıl ya da iki dönem uzaklaştırma verdiler. Uzaklaştırma verilince tezi teslim etme zamanım geçmiş oldu. Dolayısıyla o tezi teslim edemedim. Tamam, çok işte. Yıllar sonra mahkeme beni haklı buldu. İdari mahkeme. Aslında geri dönme hakkım vardı ama orada da artık siyaset daha belirleyici olmuştu. Yoğun bir mücadele süreciydi. Dönemedik. Bakalım bir ara fırsat bulsam, hala kimse o konuyu çalışmadığı için boş duruyor aslında. Yani önemli bir konu.